Ana tanrıça Kibele ve Kubaba, Anadolu ve çevresindeki eski medeniyetlerin önemli tanrıçalarıdır. Her ikisi de bereket, doğurganlık ve doğa ile ilişkilendirilmiş ve birçok kültür tarafından tapılmıştır. İşte bu iki tanrıça hakkında daha ayrıntılı bilgiler. Kibele Köken ve Kült Kibele, Anadolu kökenli bir tanrıçadır ve özellikle Frigya'da büyük bir önem taşır. Roma İmparatorluğu döneminde bile popülerliğini sürdürmüştür. İki semboller ve temsil. Kibele genellikle bir tahtta otururken veya bir arabada aslanlar tarafından çekilirken tasvir edilmiştir. Aslanlar onun doğanın vahşi güçleri üzerindeki hakimiyetini simgeler. Ayrıca Kibele genellikle doğurganlığı simgeleyen birçok öğeyle birlikte gösterilir. 3. Mitos ve hikayeler. Kibele'nin en ünlü mitlerinden biri genç sevgilisi Attis ile ilgili olandır. Attis, tanrıçaya olan bağlılığını kanıtlamak için kendini hadım eder ve bu eylem, Kibele'nin kültünde kendini hadım etme ritüellerinin temelini oluşturur. Bu mit, Kibele'nin doğurganlık ve yeniden doğuşla olan ilişkisini de vurgular. 4. Kült merkezleri ve tapınaklar. Kibele'nin en ünlü tapınaklarından biri Pessinus'ta bulunur. Ayrıca Roma'daki Magna Mater tapınağı da tanrıçaya adanmıştır. Kibele'ye tapınan rahipler Galli olarak adlandırılır ve kendilerini hadım ederek Tanrıçaya adanmışlıklarını gösterirlerdi. Kubaba Birn Köken ve Kült Kubaba, Hititler döneminde tanınan ve tapınılan bir tanrıçadır. Kubaba'nın tapınımı 3. bin yıl boyunca Kuzey Suriye ve Mezopotamya'da, özellikle de Hurri ve Hitit krallıklarında önemli bir yer tutmuştur. 2. Semboller ve Temsil Kubaba genellikle bir tahtta oturan bir kadın olarak tasvir edilir ve başında bir taç veya şapka bulunur. Sıklıkla elinde bir nar tutar ki bu da bereketi ve bolluğu simgeler. Mitos ve hikayeler Kubaba ile ilgili mitler sınırlı olsa da onun bir ana tanrıça olarak doğurganlık ve bereketle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Kubaba zamanla Kibele ile özdeşleşmiştir. Bu nedenle birçok özelliği ve hikayesi iki tanrıça arasında paylaşılmıştır. 4. Kült merkezleri ve tapınaklar. Kubaba'nın tapınımına dair bulgular daha çok Kuzey Suriye'deki Karkamış'ta yoğunlaşmıştır. Ancak onun kültü Hititler aracılığıyla Anadolu'ya da yayılmıştır. Kibele ve Kubaba'nın benzerlikleri ve farklılıkları. Benzerlikler. Her iki tanrıça da ana tanrıça kavramını temsil eder ve doğurganlık, bereket, doğa ve toprağın gücüyle ilişkilendirilir. İkonografileri de benzerlik gösterir her ikisi de tahta otururken veya doğayla iç içe sembollerle birlikte tasvir edilir. Farklılıklar Kubaba daha çok Hitit ve Kuzey Suriye bölgesinde tapınılırken, Kibele özellikle Frigya ve daha geniş Anadolu bölgesinde ve Roma döneminde büyük önem kazanmıştır. Kibele'nin mitleri ve kültü Roma İmparatorluğu'nun resmi dini içerisine bile dahil edilmiştir. Bu da onun kültünün yaygınlığını ve önemini gösterir. Her iki tanrıça da tarihte, din ve mitoloji açısından önemli figürlerdir. Ve farklı kültürlerin tanrıça tapınımının nasıl evrildiğini gösteren önemli örneklerdir. Ana tanrıça ve kibele sözcüklerini duyduğumuzda aklımıza ilk olarak Anadolu gelmektedir. Anadolu, kadının ve anaerkil aile toplumunun kaynağıdır. Dünya üzerinde kadının üstünlüğünü ve önceliğini vurgulayan ilk ana tanrıça kavramı Anadolu'da gelişmiştir. Dünya ölçeğinde ataerkilliğin yaşandığı çağlayda kadının pek etkisi görünmez Anadolu dışında. Anadolu tarihinde toprak ile özdeşleştirip toprak ana denilen bereketi, bolluğu ve doğurganlığı simdeleyen ilk ana tanrıçalar, Kibele, Artemis ve Meryem ana gibi dinsel kişiliği olanlar, Amazonlar gibi savaşçılar, Artemisia, Aspasya, Zeo, Hürrem Sultan gibi politikaya bulaşanlar, Sappho, Mihri Hatun, Halide Edip gibi sanatçılar, Meni Hatun gibi kahramanlar bulunmaktadır. Neden ana tanrıça yüceltilmiş hep, bir baba tanrıdan tüm yaratılanların babası olarak düşünülemez miydi? Bu sorunun karşılığını ilkel insanın gözlem gücünde ve bu gözlemin sonucunu da olağanüstü bir yorumla değerlendirerek bu kavramı bulmasında aramak gerek. İlk çağlayda çevresinde gördüğü her şeyi değerlendirme aşamasındaydı insan. Topraksa durmaksızın bir hareketlilik içerisinde sürekli bir şeyler getiriyordu dünyaya ağacı, otu, sebzesi, meyvesiyle insan ve hayvan yaşamının soyunu sürdürmesi için gerekli ne varsa onu bağrında yetiştiriyordu. Tüm bitkileri de o doğuruyordu. O da bir anaydı öyleyse. Toprak ana, on binlerce yıl süregelen mağara yaşamında toprak ananın bağrında barınmış ve onun güvencesini hissetmişti kendisini ilk insan ve bir beden tasarlamıştı onun için. Yer toprak ananın bedenidir, etidir. Yer toprağın ta kendisidir. Bu yüzden Türkçemizde yer, yeryüzü, toprak hep aynı anlamı taşımaktadır. Yerin bağrından çıkan taşlar kemikleri, bitkiler sağları, ırmak ve dereceler damarları. Çocuğunu güvenle dünyaya getirip büyüttüğü mağaralar ve kovuklar rahmidir toprak ananın ilk insan için kutsal kitaplarda hep topraktan yaratıldığı belirtilmiştir insanoğlunun. Eski çağların Anadolusunda kadının doğrudanlık gücünü toprağın verim gücüyle özdeşleştirerek, onu bütün varlıkların yaratıcı gücü olarak görmüş. Yani insanın topraktan yaratıldığı yardısına günümüzden 10 bin yıl önce katılmış Anadolu insan. Bu inanç doğrultusunda doğal olarak toplum anaerkil bir yapıda oluşmuştur ilk çağlarda. Bir yandan yaşamın ölüm ve sona erdiğini, bir yandan da doğumla sürekli yenilendiğini gözlemliyordu. Dünyaya çocuğu getiren dişi yaratık, yani kadındı. Donda erkeğin işlevi yeterince anlaşılamamış olmalı ki, insanı dünyaya getirebilecek yetenekteki kadının tanrı olabileceği inancı yerleşmişti. Bu yüzdendir ki, kibele, motiflerinde kalın kalçalı, iri göğüs bu şekilde tasvir edilmiştir. Kaynının altında da üçgen biçiminde belirtilmesi onun kadınlığının ve doğrudanlığının simgesi olarak kabul edilmektedir. Çalışmada Anadolu ve ana tanrıça kavramları incelenmiştir. Anadolu, Trakya dışındaki yurdumuzun büyük bölümü, yaklaşık bin yıllık ana verilen isimdir. Asya ile Avrupa arasında uzanan üç tarafı denizlerle çevrili Anadolu Yarımadası. Dikdörtçeğin benzemektedir. Eni 1600 km, boyu 650 km, yüz ölçümü 756.563 km kare kadardır. Dünya topraklarının tam ortasındadır. Ilıman iklim kuşağında ve dünyanın kuzey yarımküresinde dağlık bir ülkedir. Doğuda düğümlenmiş, kuzey ve güneyden kıyılar boyunca uzanan paralel dağlar, onu kucaklaycasına batıya uzanmaktadır. Ortada, bir coğrafi birlik oluşturan yüksekçe Anadolu yaylası bulunmaktadır. Engebe ve iklim bakımından, komşu memleketlerden farklıdır. Birçok göller ve ırmaklar vardır. Avrupa ve yakın doğu arasında kolay bir geçit oluşturmaktadır. Ekseni, daha ziyade, doğudan batıya doğrudur. Doğudan batıya alçalarak uzanır. Çünkü çok değişik bir iklimi, dört mevsim birden ve bitkileri bulunmaktadır. Ilıman iklimi, sıcak denizlerin yaladığı girintili çıkıntılı kıyıları ve çevresindeki adalarıyla, in eski çağlaydan beri, uydarlığın gelişmesine ve denizciliğe elverişli olmuştur. İlk deniz uydarlığını, Batı Anadolu halkıyla miras girit, inin denizcileri kurmuştur. Eski Firavunlar devre Mısırlıları, bu halk için denizin yüreğinde yaşayan insanlar demişlerdi. İsa'dan 4000 yıl önceki Sümerliler de sahildeki güneş bahçesinde yaşayan insanlar diyorlardı. O en eski iki uydaylığın halkı için Anadolu böylesine imrenilen bir ülkeydi. Çağlar boyunca hep bir masal ve efsane memleketi diye anıldı. Asya ve Avrupa kıtalarının buluştuğu bir noktada bulunduğu ve doğal bir geçiş oluşturduğu için. Tarih boyunca Asya, Avrupa ve hatta Afrika'dan gelen sayısız göç dalgalarının kavşak noktasıdır. Bu kavşakta buluşan değişik uydaylıkları kendi potasında eriterek yeni bir biçim, yeni bir renk vermiştir. Anadolu'nun tarihi bir anlamda göçebe kabilelerle koroni toplulukların ve bunların akınlarının, uydaylıklarının, kültürlerinin, devletlerinin yükseliş ve çöküşlerinin tarihi olmuştur. Gerek Sümer, gerek Yunan ve Roma mitolojilerinde üzerinde ısrayla durulmaya çalışıldığı gibi, her şey zıddıyla mevcuttur görüşünden hareketle. Asya ve Avrupa sözcükleri birbirinin zıddı iki kelime olarak Babil ve Asur dillerinde görülmektedir. Karanlık aydınlık, iyi kötü, siyah beyaz, şeytan melek. Kadın erkek çatışma ve çelişkisi yalnızca Indo-Jermen, Hint Avrupa ve Hami Sami, Yahudi Arap kültürlerinde değil hemen tüm kültürlerde görülmektedir. Önceleri yeryüzünde iki kıta tanınmaktaydı. Biri Asya öteki Avrupa. Asya sözüne Yunan ve Roma mitolojilerinin ana tanrıçası olan Artemis kültüründe rastlanmaktadır. Artemis'in buyruğu altında 40 tane peri kızı vardır. Bunların 20 tanesine Asyalar, diğer 20'sine de Okyanuslar adı verilirdi. Milattan önce 1. bin yılda Yunanistan için Avrupa, Anadolu için Asya deyimi kullanılıyordu. Roma döneminde Asya Minor, Küçük Asya veya yalnızca Asya olarak anılan bu topraklara 10. yüzyıldan itibaren Anatolia denmektedir. Belki de Yunanistan'a göre daha doğuda bulunmasından ötürü Helens Güneş'in doğduğu yer. Yani doğu anlamı taşımaktadır. Bu deyim ilk kez Bizans İmparatoru Konstantin Parfirogenitos tarafından kullanılmıştır. Türkler Anatolia'nın Türkçe'ye en yakın söylenimi olarak bu coğrafyaya Anadolu demişler olsa gerek. Bu eşsiz topraklar için bundan daha uygun bir isim bulunamazdı herhalde. Anadolu ismi bir anlamda ülkenin o günlerdeki dinsel ve toplumsal yapısı ile de uyum sağlamıştır. Türkçemizde Anadolu tamlaması ile anaların dolu olduğu yer anlaşılabilir. Tunç çağında Mezopotamyalıların Anadolu'ya bin tanrı ülkesi dedikleri anın sandığında, bu sözcük bir diğer açıdan da anlam kazanmaktadır. Anadolu ismi günümüzde coğrafik anlamda kullanılmaktadır. Bütün Akdeniz Uydaylıklarının beşiği Anadolu düşleyi, bir gerçek, bir tarih oluşumudur. Bilgice düşüncenin, sanat yaratmalarının, dinlerin yaydan ot bitaycesine bittiği, kaynaştığı, çevreye yayıldığı bir yaydır Anadolu. Mezopotamya Uydaylığının Anadolu Uydaylığından eski olduğunu, tarihin ile başladığını savunan görüşler, düşünceler vaydır. Ancak bilimsel düşüncenin belli bir anlayış açısından varlık bütününe, evrene, insana bakmaların Anadolu dışında geliştiğini, doğduğunu en küçük belgelere dayanarak ileri sürebilecek bir yetkili yoktur. Sümer uydaylığı dinle düşüncenin, doğa ile doğa ötesinin birleştiği, kaynaştığı bir uydaylıktır. Düşle gerçek, bilimle bilim dışı kalan Sümer anlayışında sarmaş dolaştır. Bilimsel düşünen Sümer aydını, ne nitelikte başlamışsa öylesine sürer gider Sümer düşüncesi. Tiyatrosu, çağdaş bilim anlayışına göre sorunlara inançların dışında kalarak çözüm arayan felsefesi yoktur Sümer'in. Bütün düşünceler, yönetim düzenleri, toplum kurumları dinle sınırlıdır, dinle çevrilmiştir. Sümer düşüncesi dinle başlayan, dinle sürüp giden sınırlı bir düşüncedir. Yorumcu, inceleyici, açıklayıcı değil anlatıcıdır. Oysa Anadolu düşüncesi öyle değildir. Açıklayıcı, sorunları çözücü, neden de sonucu, kaynağı oluş ilkelerini aydınlatıcı, çözümleyicidir. Gözlerin ötesini dokur Sümer, Babi, Akat görüşü. Önünde duran vayla doğa olaylarına yönelir. Anadolu düşüncesi çevreyi. Evreni tanımayı, anlamayı, anlatmayı erek edinir kendine. Bu niteliği yüzünden tarih Sümer'le başlarsa gerçekçi, bilisay, bilgece düşüncede Anadolu ile başlar. Anadolu'ya kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan sayısız akınlar olmuş, uluslar gelmiş, kimi yerleşim Anadolu'da erimiş, kimi başka yerlere göçüp gitmiş. Anadolu'ya gelenler sayısız inançlar getirmiş, birçok olumlu bilgiler alıp gitmişler. Sürekli düşünce kaynaşmaları, inanç yoğunlaşmaları olmuş Anadolu'da. Çevre komşularının yaratmalarından, huydaylık ürünlerinden esinlenmiş, yaraylanmış Anadolu insanı çokluk dıştan aldığına yeni bir biçim, yeni bir nitelik kazandırmış. Aldığını olduğu gibi değiştirmeden saklamamış. Ondan yeni yeni yaratmalar, türetmeler yapmasını bilmiş. Bildirmiştir tarihi boyunca. Bunun en açık örneği felsefedir, din düşünceleridir. Ana tanrıça ve kibele sözcüklerini duyduğumuzda aklımıza ilk olarak Anadolu gelir. Zaten kadının ve anaerkil aile toplumunun kaynağı değil midir Anadolu? Dünya üzerinde kadının üstünlüğünü ve önceliğini vurgulayan ilk ana tanrıça kavramı Anadolu'da gelişmiştir. Dünya ölçeğinde ataerkilliğin yaşandığı çağlarda kadının pek etkisi görünmez Anadolu dışında. Öylesine çok kadının sesi gelir ki oysa Anadolu tarihinden. Toprak ile özdeşleştirip toprak ana dediğimiz bereketi, bolluğu ve doğurdanlığı simdeleyen ilk ana tanrıçalar, Kibele, Artemis ve Meryem ana gibi dinsel kişiliği olanlar, Amazonlar gibi savaşçılar, Artemisia, Aspasya, Zeyo, Hürrem Sultan gibi politikaya bulaşanlar, Sapfo, Mihri Hatun, Halide Edip gibi sanatçılar, Neni Hatun gibi kahramanlar. Kibele, bir sanatın, bir düşüncenin ürünüdür. Anadolu insanın ilk yararlı yaratmasıdır. O belli, bilinen bir başın yaratmasıdır. Anadolu'nun, Anadolu, Anadolu toprağıyla beslenen, gelişen, o topraklar üzerinde yaşayan. Doğanın öğretmenliği altında evreni açılan olusun yaratmasıdır 8. Neden ana tanrıça yüceltilmiş hep bir baba tanrıdan tüm yaratılanların babası olarak düşünülemez miydi? Bu sorunun karşılığını ilkel insanın gözlem gücünde ve bu gözlemin sonucunu da olağanüstü bir yorumla değerlendirerek bu kavramı bulmasında aramak gerek. İlk çağlarda çevresinde gördüğü her şeyi değerlendirme aşamasındaydı insan. Topraksa durmaksızın bir hareketlilik içerisinde sürekli bir şeyler getiriyordu dünyaya. Ağacı, otu, sebzesi meyvesiyle insan ve hayvan yaşamının soyunu sürdürmesi için gerekli ne varsa onu bağrında yetiştiriyordu. Tüm bitkileri de o doğuruyordu. O da bir anaydı öyleyse. Toprak ana, on binlerce yıl süregelen mağara yaşamında toprak ananın bağrında barınmış ve onun güvencesini hissetmişti kendisini ilk insan ve bir beden tasarlamıştı onun için. Yer toprak ananın bedenidir, etidir yer toprağın ta kendisidir. Bu yüzden Türkçemizde yer, yeryüzü, toprak hep aynı anlamı taşımaktadır. Yerin bağrından çıkan taşlar kemikleri, bitkiler sağları, ırmak ve dereceler damarları. Çocuğunu güvenle dünyaya getirip büyüttüğü mağaralar ve kovuklar rahmidir toprak ananın ilk insan için. Kutsal kitaplarda hep topraktan yaratıldığı belirtilmiştir insanoğlunun. Eski çağların Anadolu'sunda kadının doğrudanlık gücünü toprağın verim gücüyle özdeşleştirerek onu bütün varlıkların yaratıcı gücü olarak görmüş. Yani insanın topraktan yaratıldığı yardısını günümüzden 10 bin yıl önce katılmış Anadolu insan. Bu inanç doğrultusunda doğal olarak toplum ana erkil bir yapıda oluşmuştur ilk çağlarda. Bir yandan yaşamın ölümle sona erdiğini, bir yandan da doğumla sürekli yenilendiğini gözlemliyordu. Dünyaya çocuğu getiren dişi yaratık, yani kadındı. Donda erkeğin işlevi yeterince anlaşılamamış olmalı ki, insanı dünyaya getirebilecek yetenekteki kadının tanrı olabileceği inancı yerleşmişti. Bu yüzdendir ki, kibele, motiflerinde kalın kalçalı, iri göğüslü şekilde tasvir edilmiştir. Kaynının altında da üçgen biçiminde belirtilmesi onun kadınlığının ve doğrudanlığının simdisi olarak kabul edilir. Asya belki de ana tanrıçanın Anadolu'daki en eski adıydı. Kutsal kitap Tevrat'a göre Nuh peygamberin üç oğlundan biri olan Yafet Asya isminde bir tanrıça ile evlenir ve ondan Gomer, Madey, Yavan, Tubal, Meşek ve Tiras adlarında çocukları olur. Hayli Kaynas balıkçısına göre, Gomer'in Anadolu'ya gelen Kimmerler, Madey'in Midyalılar, Yavan'ın İyonlar, Tubal'ın Tibarenler, Meşe'in Moşyalılar ve Tiras'ın Etrüskler'dir. H.Y.B.L. Bütün davranışlarıyla, eylemleriyle evreni kucaklayan bir insan düşüncesidir. İnsan emekleriyle yüklü bir eylemin, bir devinmenin dışa vurmuş, belli bir kimlik altına girmiş biçimidir. Çağların akışı içinde belli bir yeri, belli bir başarı basamağı olan Anadolu, bütün yaratmalarını kuşatan, elle tutulur olandan yalnız düşüncede yaşayan nesneye değin varlık kavramı altında toplananların fışkırma ocağıdır. Somuttan soyuta doğru bir atılıştır ki belinin ortaya çıkışı. Ancak bu doğuş bu ortaya çıkış sonraki yüzyılların düşünürlerince nitelendirilen soyut anlamına gelmez. Tek tanrıca dinlerin anladığı ölçüde bir soyut değildir bu. Gerçeği olan doğayla el ele yan yana bulunan, eylemlere, davranmalara katılan bir niteliktedir bu. Yaydan kopmuş, evrenin dışına çıkmış, boşlukta duran bir vaylık değildir. İnsandaki yaratıcı düşüncenin tanrılaştırılmış biçimidir düpedüz. Anadolu'da baba tanrıdan çok önce ana tanrıçağa tapınılırdı. Bu inanç Yunanistan'a ve dolayısıyla Avrupa'ya yayılmıştır. Ana tanrıçaya tapınmanın özünü onunla birleşebilmek oluşturmaktadır. Uzak Doğu'da Budizm'de Nirvana şeklinde bu dinin özgün karakterlerinden birisini oluşturan bu durum Anadolu'dan fena filah şeklinde Doğu ve Batı dünyasına yayıldı. Kısa bir süre içinde bütün evrene yayılmıştır ki belinin ünü. Parmak ısırmış uluslar onun başarılarına, verimli ellerine, ışıl ışıl yüreğine. İnsanlara iyilik etmekten başka düşüncesi olmayan mutlu başına, türlü türlü at vermişler ona uluslar kendi dillerince. Yazılı kaynaklara göre ki bele yeni ana tanrıça gerek şiir. Gerek düz yazıyla en çok sözü edilen tanrıçalardan birisidir. Hiçbir mitolojide diğer hiçbir tanrı ana tanrıça kadar çeşitli adlarla anılmamıştır. Bu at ve sıfatların çokluğu ana tanrıçanın kaynağı Anadolu'da dahil uluslar üstü bir nitelik kazandığını göstermektedir. Tunç çağında Hitit döneminde Kuvava, Kubaba ya da Kupapa denilen ana tanrı çağ. Demir çağına gelindiğinde Föriglerce ki belediye anılır. Mitanni ve Hörilerce Hepat ya da Hepo olarak Sümer'de İnanla, Musa'da Isis, Suriye'de Lat, Girit'te Riheya, Helen dünyasında Aytemiz. İtalya'da Venüs, Kayseri ve Tokat yörelerinde Ma olarak adlandırılıyor. Batı Anadolu'da hebe ya da eve şeklinde değişime uğramakta, Anadolu'dan Pelistine’ e göç eden Pulasatiler ise havva dediler. Ana Tanrıçan'ın Anadolu'daki Kürt merkezleri başta Pisinus olmak üzere diğer merkezleri Zela, Sardz, Ida, Kaz, Dal, Hierapolis, Kizikos, Erdek, Selene, Keleynai, Dinar idi. Her yıl Mart ayının 21'inde bu Kürt merkezlerindeki Kibeli adına şenlikler düzenlenirdi. Bu şenlikler esnasında Kibele Tapınağı'nın rahipleri erkeklik ordanlarını keserek, akan kanla birlikte bereken ve canlılığın toprağa yani doğaya geçmesine aracı olurlardı. Sünnet bu özverinin hafifletilmiş ve simgelendirilmiş biçimidir. Baharın başlangıcı sayılan bugün geceyle gündüzün eşit olduğu gündür aynı zamanda. Günümüzde hala devam eden Hıdrelles, Nevruz ve Paskalya kutlamaları bu şenliklerin devamıdır. Milattan önce 2000 yılda Orta Anadolu'ya düşen bir göktaşı ana tanrıçanın simgesi sayılarak düştüğü yerde bir ana tanrıça tapınağı kurulur. eskişehir Sivrihisar Ballı Hisar köyü yakınlarındaki bu yer Förik döneminde dünyanın merkezi sayılıp Pisinus adıyla ana tanrıçanın Kürt merkezi haline getirilir. Dünyada göktaşının kutsallığı böylece başlar ve Arabistan'da İslamiyet öncesinde diğer bir göktaşının düştüğü yere Hübel, ana tanrıça adına tapınak inşa edilir. İslamiyet, bu yapıyı bir takım değişiklikler yaparak ve kibele, hübel putlarından arındırarak İslamiyet'in kutsal yeri bir süre sonra da kıblesi durumuna getirmiştir. Müslümanların kıblesi, başlangıçta Kudüs'tür. Ancak ihtimaldir ki Hz. Muhammed bu yeni dini ilk anda kolayca benimsemek istemeyen Mekkelilere benimsetmenin yolunu. Belki de onların kimi eski inanç ve alışkanlıklarını sürdürmelerinde buldu. Belki de yeni dini inananların bir kısmı eski inançlarından tamamen sıyrılmış değillerdi. Dillere göre söyleyiş farklılıkları ile bu isim Semitik dillere kıbıl veya kıble olarak. Latin dillerine ise kibele, siber olarak gelmiştir. Ana tanrıçanın bu ismini günümüzde dahi birçok hanım taşımaktadır. O günlerden günümüze gelen ortak kültür ürünleri, inançlar ve efsaneler hemen dünyasına, dolayısıyla batıya ilham kaynağı olmuştur. Mitolojinin ve kutsal kitapların kaynakları, tanrılar, tufan, hayat ağacı, hayat otu, ejderha, kentir, kiklop. Cennet cehennem kavramları iddia edildiği gibi Helen efsanelerine mi, yoksa Helen uydaylığı da dahil çeşitli uydaylıkları barındırıp, onlara kucak açmış şu engin Anadolu efsanelerine mi dayanmaktadır? Binlerce yıl öncesinin çeşitli kavram ve inançları, kutsal kitaplarda dahi sözlü ve edebi eserlerde yerini alarak günümüze kadar ulaşmışlardır. Örneğin dini kuralların yanı sıra tarihi bilgiler de veren kutsal kitap Tevrat'ın tekvin bölümünde anlatıldığı üzere, tufandan sonra insanlar yurt tutmak için Sincay denilen bölgeye seçerler. Bu bölge bilindiği gibi Sümerlerin yerleşmiş olduğu aşağı Mezopotamya bölgesidir. Mezopotamya, ırmaklar arasındaki bölge, M.Ö. 5000 yılda Orta Asya'dan gelin bu bölgeye yerleşen, daha sonraları Sümerler olarak adlandırılan ve dünya uydarlıklarının temellerini atan topluma verilen isimdir. Sümer kent devletinin ortadan kalkmasıyla bunların yerini alan Babi, Akat, Asur uydarlıkları Sümer yazılı destanlarını kendi dillerine adapte ederken bunlara kimi katkılarda bulunurlar. Hatta Sümerceyi konuşmadıkları halde okullarında kültür dili olarak okuttururlar. Yunanlı düşünür Hesiodos'un ünlü Tibonya, Tanrıların Doğuşu adlı yapıtında neredeyse tıpatıp görmek mümkün olmaktadır. Bu paylak Sümer uydaylığının kaynağı yoksa Dicle ve Fırat meyilleri miydi? Kutsal kitap Tevrat yay yüzündeki cennet bahçesi Aden'i anlatırken şöyle demektedir. Ve Rab doğuda Aden'de bir bahçe yaptı ve yarattığı insanı oraya koydu. Ve Rab bahçenin ortasında hayat ağacını ve yenilmesi iyi olan her ağacı yaydan bitirdi ve bahçeyi sulaması için bir ırmak yarattı ve ırmak oradan bölündü ve dört kola ayrıldı. Birincisinin adı Pişindor ve kendisinde altın bulunan tüm Havila diyarını çevirir. Ve ikinci ırmağın adı Gimondur ve tüm kuş ilini kuşatır. Ve üçüncü ırmağın adı Dicle'dir, Asur'un önünden akar. Ve dördüncü ırmak Fırat'tır. İlk iki ırmağın hangileri olduğu pek bilinmemekle birlikte, bunların Seyhan ve Ceyhan nehirleri olabileceği ihtimal dışı kabul edilmemelidir. Dicle ve Fırat ise yurdumuzdan çıkıp Arap çöllerini zengin mahalara çeviren nehirlerdir. Sümerler bu bölgeye ilk yerleştiklerinde, o dönemde bugünkünden daha fazla su taşıyan Dicle ve Fırat'ın taşmaları sonucu oluşan sel baskınları sonucunda tufan efsanesinin bu yörede doğmuş olması da pek şaşırtıcı değildir. Sümerlerin ünlü Dıldamış destanı içerisinde geçen tufan, yalnızca Sümer efsaneleri ve Tevrat'ta yer almakla kalmaz, Yunan mitolojisinde de yerini alır. Ünlü Latin ozanı Ovidius'un anlatımıyla Yunan mitolojisinde Nuh peygamberin yerini de Nuh'un kendisiyle birlikte tufandan kurtulan ve kutsal kitaba göre sanki insan ılk ve uluslarının atası sayılan üç oğlu Ham, Sam ve Yafis'in yerini ise Deukali'nin oğlu Heli'nin çocukları Doris. Ayı Olos ve Kusutos almaktadır. Böylece Yunan ırkına bir soy kütür çıkmış olmaktadır. Yine neti ki Dıldamış'ın kahramanca kişiliği Yunan Tantonu'nda gördüğümüz Herakles'e Herkül. Çapkınca davranışları ise baş tanrı Zeus'a benzemektedir. Yunan mitolojisinin baş kahramanı Zeus'un dünyaya gelişi, üç büyük dinin üzerinde hem fikir olduğu Hazreti İbrahim'in dünyaya gelişi ile büyük benzerlikler gösterir. Yine Mezopotamya'da büyük bir uydarlık kurmuş olan Akat Kralı Sarbon'un dünyaya gelişinde de aynı motiflerle karşılaşmaktadır. Ne dariptir ki hem Hazreti Musa'nın hem de Hazreti İsa'nın doğuşu da bunlarla büyük benzerlikler gösterirler. Milattan önce ikinci, bin yılda Asur ülkesi, Mezopotamya ile Hatti ülkesi, Anadolu arasındaki kültürü değişimi Asur ticaret korunileri sistemi aracılığıyla hızlanır. Bu kaynaşma sonucu ortaya çıkan efsaneler Yunan dünyasını ve dolayısıyla batıyı etkilemekle kalmaz, Filistin'i ve Mısır'ı da etkiler. Hazreti İbrahim'in Sümer kent devletlerinin Uruk kentinden olduğu Tevrat'ta açıkça belirtilmektedir. Bu durumda Batı Uydarlıklarının o dönemin çok sevilen Mezopotamya efsanelerini kendilerine adapte ettikleri su götürmez bir gerçek gibi durmaktadır. Her kültürün bir önceki kültürden etkilenip sonrakini etkilediği gibi Sümer kültürü de Anadolu kültürünü etkiler ve ondan etkilenir. Bu karşılıklı etkileşimler sonucu ortaya çıkan sentezin birkaç küçük örneğine göz atılacak olursa, ilk yazı olarak kabul edilen Sümers'te alfabenin ilk harfi olan V alaf diye okunur. Anlamı inek demektir. İçinde Arapçanın da bulunduğu Semitik dillerde Elif Batı dillerinin kaynağı Latince'de Ayfa, günümüzde A şeklini almıştır. Sümerler'de ana tanrıçanın sevgilisi olan Inena, Asur ve Babi dillerine yıldız kelimesinin karşılığı olan İştan, Fenike diline astayte, Latinceye Astrum, Farsçaya siter, modern batı dillerine Star olarak geçmiştir. Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ancak asıl olan, günümüz uydaylığına geçmiş uydaylıkların etkileşimleri ile ulaştığımızın unutulmamasıdır. Anadolu tarihine bakıldığında tarih öncesi çağlaydan başlayıp son dönemlere kadar süre gelen insan yoğunlaşması göze çarpar. Bu yoğunlaşma sonucu bilinen en eski uydaylıkları yaratan uluslar doğdu ve yeni uydaylıkların ortama ortaya çıktı. Hittit, Uraytu, Förik, Likya, Lidya. Bergama uydaylıkları bu en eski yoğunlaşmanın ürünleridir. Aralarında di, din, inanç alışverişleri ve kaynaşmaları olmuştur. Zaman sürecinde daha başka düşüncelerle karışan bu eski inançlar ortadan kalkmayıp, kendinden sonrakileri eklenerek süre geldi, onların içinde eridiği gibi kendi özünde erittikleri de oldu din ve mitoloji sanata kaynak oldu. Bunun sonucu sanatsal ürünler olan saraylar, tiyatrolar, tapınaklar, heykeller ortaya çıktı. Bunu izleyen dönemde ortaya çıkan Pers, Helen, Roma ve Bizans uydaylıkları kendilerinden önceki Anadolu uydaylıklarından esinlendiği gibi onlara katkıda bulundular. Eski Yunan'da dağların doruklarında oturduğu varsayılan Tanrıça Riheya'ya ana Tanrıça Kibele gibi medale metal yani olu ana denirdi. Kibeli'nin kutsal taşı Pesinus'tan alınıp Roma'ya getirildikten sonra Kibele'ye Romalı Layca Mater Deum, Magna yani tanrıların büyük anası denilmeye başlandı. Bizans uydaylığı da bu kaynaşmanın özü olarak ortaya çıkan bir uydaylıktır. Hristiyan inanaçları bilgeliğe dayanan varlıklarını Anadolu'da kazandı. Mitikim Anadolu dışında Bizans'ın varlığı neredeyse söz konusu bile değildir. Ana tanrıça kavramı Hristiyanlık geleneklerini de etkilemiştir. Efes Aytemis'i Kibele gibi ana tanrıçanın özelliklerini taşıyordu. O da Tanrı anası sayılıyordu. Efes'te Hristiyanlığı yeni kabul etmiş olanlar her ne kadar yeni dine inanıyorlarsa da eski inançlarından tamamen sıyrılmış değillerdi. Onun için Hristiyan dünyasının önde gelenleri 431'de Hz. İsa'nın özelliklerini belirlemek üzere Efes'te toplandıklarında halkın baskısı üzerine Meryem anayı da Tanrı anası saymak zorunda kaldı. Böylece ana tanrıça kürtü Bizans dönemdi Meryem ana ile devam etti. Ana tanrıça kürtü, medeniyetler beşiği olarak adlandırabileceğimiz Anadolu'da. Farklı dönemlere ev sahipliği yapmış uygarlıkların inanç, kültür ve sosyolojik açıdan yaşamları hakkında bilgilere ulaşmamız hususunda önemli bir rol oynamaktadır. Ana Tanrıçan'ın Anadolu coğrafyasında Kürt merkezleri olarak karşımıza çıkan başta Pisinus olmak üzere, Zela, Sardz, Ida, Kaz, Dal, Hierapolis, Kizikos, Erdek, Selene, Keleynayi, Dinar, bölgenin kültür varlıkları ve çeşitliliğine ışık tutmaktadır. Çok tanrılı inançlardan tek tanrılı inançlara geçiş döneminde bile toplumların kültürel bir etkileşimi olarak günümüze sirayet eden ana tanrıça figürü üzerine yapılacak çalışmaların artışı, Anadolu'nun ayrıştırılması zor fakat bir o kadar da farklı kültürlerinin irdelenmesinde büyük bir rol üstlenecektir.